Sayın seyirciler, çok dikkat etmemiz gereken bir süreçten geçiyoruz ve bu dönemde özellikle bağışıklığı düşük kişiler dikkat etmek zorunda. Onlar arasında kemoterapi gören hastalar var. Nelere dikkat etmek gerekiyor? Şimdi bunu konuşacağız. Tıbbi onkoloji uzmanı doçent doktor Özlem Sönmez yayın konuğumuz. Sayın Sönmez, yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum Burcu Hanım. Evet, tabii herkes tedirgin ama özellikle kanser hastaları bu dönemde daha tedirginler. Çünkü kemoterapi gördükleri bir süreci yaşayanlar var. Nelere dikkat etmeliler? Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Kanser hastalarımız, kanser tanısı ve tedavisi olan hastalar iki açıdan daha bir tedirgin. Tedavi almazsam hastalığım ilerler mi ya da ben hastalığa, COVID'e daha mı yatkınım? Biz bu anlamda dünyadaki kanser merkezleriyle eş bir tutum sergiliyoruz. Kanser tedavisi aktif olarak devam etmesi gereken hastalarımızın tedavisine devam etmesi gerektiği konusunda bir görüş birliğimiz var. Bu konuda da şunu öneriyoruz: bütün hastalarımız lütfen takip edildikleri klinikler tarafından ya da hekimlerine başvursunlar. Çünkü hastalarımızın tedavi süreçleriyle ilgili en iyi bilgileri takip eden hekimleri ve klinikleri verir. Bunun ötesinde takip süreçleri bitmiş, tedavi süreçleri bitmiş, takibinde olan hastalarımızın ise hekimleri uygun gördüğü sürelerde kontrolleri ertelenebilir. Evet, sizin de dediğiniz gibi hepimiz risk altındayız. En çok da immünsüpresi olan hastalarımız risk altında olarak biliyoruz. Bunun için öncelikle hep beraber Sağlık Bakanlığı'nın, Dünya Sağlık Örgütü'nün verdiği önerilere uymamız gerekiyor. Evet. Nedir bunlar? Sosyal mesafenin korunması, en az 1-1,5 metre, el temizliğine dikkat edilmesi ve bol su içilmesi, sağlıklı beslenilmesi ve dengeli beslenilmesidir. Peki hocam, 65 yaş üstü hastalarınız da mutlaka ki vardır ve tabii ki sokağa çıkma yasağı olduğundan ötürü kendilerine bu hastalara özel bir imkan veya özel bir izin tanınıyor mu bu süreçte? Biz bakanlığa başvurumuzu yaptık ve genelgeyle bir düzenleme de yapıldı. 65 yaş üzerindeki kanser hastalarımız ilgili birimlere başvurdukları zaman 155, 156, 112 gibi telefonları aradıkları zaman kendilerine özel belgeler temin ediliyor ve tedavilerini sürdürmesi için hastaneye gelme imkanları veriliyor. Evet, peki kanser hastalığını geçirmiş de olsa bir kişi ama aslında bu dönemde hepimizin yapması gereken vücut direncimizi nasıl güçlendirmemiz gerekiyor? Aslında herkesin ve her zaman biz kanser tedavisine alan hastalara verdiğimiz önerileri vereceğiz. Bol sıvı alınmasını, dengeli beslenilmesi, Akdeniz tipi diyet dediğimiz diyetle beslenilmesini, hareket edilmesini, şu anda biliyorsunuz sokağa çıkmayı evde kal Türkiye diyoruz, dünyaya evde kal diyoruz. O yüzden ama evde de yapılacak bir takım hareketler, egzersizler yaparak vücut direncimizi belli bir oranda yükseltebiliriz. Peki yiyeceklere de dikkat etmemiz gereken bir dönem, öyle değil mi? Yani neleri yememiz gerekiyor veya beslenmemiz konusunda da dikkat edeceğimiz bir dönem. Beslenmemize dikkat edeceğiz. Aslında bizim Anadolu'da beslendiğimiz gibi daha çok tencere yemekleri, ev ortamında pişen yemekler, sulu yemekler yenmesi, fast foodlardan, hazır paketlerden uzak durulması bizim her zaman için geçerli olan önerilerimiz bu dönemde de geçerli. Peki sizin de tabii daha yoğun olduğunuz bir dönem bu dönem. Sizler sağlık çalışanları olarak, doktorlar olarak öncelikle zaten minnetlerimizi belirtelim buradan da ama siz nasıl korunuyorsunuz, neler yapıyorsunuz bu süreçte kendi güvenliğiniz için, sağlığınızın? Biz bütün sağlık çalışanları gerçekten zaten hani bugünler için hazırız, gayet motiveyiz. Biz de hem kendimizin, hem tedavi ettiğimiz hastalarımızın, hem de yakınlarımızın sağlığı için kendimize dikkat etmeye çalışıyoruz. Ne yapıyoruz? İşe giderken aksesuar takmıyoruz, saçımızı topluyoruz, küpedir, kolyedir, saattir, bileziktir, hatta ojedir, bütün bunları engelliyoruz. Hastaneye gittiğimiz zaman üzerimizi değiştiriyoruz, hastanede gideceğiz. Giyeceğimiz kıyafetlerimizi giyiyoruz. Belli bir sosyal mesafeye yine bırakaraktan tedavimizi yapıyoruz. Muayenelerimizde eldiven, gözlük, maske gibi ekipmanlarımızı kullanıyoruz. Ve yine hastaneden çıkarken
Eve geldiğimiz zaman ayakkabılarımızı dışarıda bırakıyoruz. Sokakta dışarıda giydiğimiz kıyafetlerimizi hastanedekileri değiştirmiş olmamıza rağmen dışarıya, balkona koyuyoruz ve bunları yıkanacak olanları da 60 derecede bakanlığın ve Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği gibi en az 60 derecede, 60 dakikada yıkıyoruz. Peki hocam, son olarak eldiven ve maske konusunda neler söyleyeceksiniz? Bu konuda fikirlerinizi de merak etmiyor değiliz. Şimdi şöyle, herkes eldiven ve maske kullanmak istiyor. Fakat bunların belli bir kaidesi, kuralı var. Belli bir düzeni var. Eldiven kullandığınız vakit bu eldiveni sık sık değiştirmeniz gerekiyor. Yani ben gündüz evden çıkarken eldiveni taktım, asansörü açtım, arada hapşurdum, gözüme yüzüme elledim. Bu olmaz. Bu uygun bir davranış değil. Dolayısıyla biz elleri sık sık yıkamayı, 20 saniye süre yıkamayı öneriyoruz. Ya da gün içinde dolaşırken ya da işe gidip gelirken mecbur olanlarımız için gidip gelmekte ya da hastalarımız seyahat ederken, hastaneye gidip gelirken sık sık el dezenfektanı kullanmasını biliyoruz ki bu virüsler el temasıyla, damlacık yoluyla bulaşıyorlar. Dolayısıyla eldiven takmak bizim önerdiğimiz sağlık çalışanları, hastayla doğrudan temas olanlar, kişiler dışında eldiven takılması önerdiğimiz bir davranış değil. Sık sık elin yıkanması gerekiyor. Taktığınız eldivenle ağzınıza, yüzünüze, gözünüze sürerseniz bunun hiçbir anlamı yok. Daha da çok bulaştırıcı olmuş oluyorsunuz. Maske takmaya gelince de yine riskli bireyler dışında maske takması da çok önermiyoruz. Çünkü maske taktığınız zaman da onun da bir kullanma şekli var. Hani maskeyi taktım, istediğim zaman boynuma indirdim, istediğim zaman taktım, onun önünü tuttum. Bunlar tamamen yine virüsün bulaşmasına neden olacak şeyler. Ya da yüzünüz terli, elinizle gözünüzü yüzünüzü karıştırıyorsunuz. Bu da yine virüsün yayılmasına neden olacak şeyler. Dolayısıyla biz maske ve eldiven takmasını hastayla birebir karşı karşıya gelecek, muayene edecek sağlık personelinin takması gerektiği görüşündeyiz. Peki, çok teşekkür ediyoruz Sayın Sönmez. Yayınımıza katkılarınızdan, verdiğiniz bilgilerden ötürü doçent doktor Özlem Sönmez yayın konuğumuzdu. Hocamızın söylediği gibi evde kal sloganıyla 20 saniyelik bir ara verelim.